Teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz tekrar. Semih'in de dediği gibi ismim Çağrı Dursun. Bugün sizleri burada görmek inanılmaz mutluluk verici bir şey. Çünkü ilk çıktığında Semih şeyi, community'yi, bir baktım ya 100 kişi falan oldu, dedim ne yapacağız şimdi? Semih'e sürekli yazıyorum, ne yapacağız abi, ne yapacağız diye. Sağ olsun, çok güzel ilgi gösterdi o da. Sizler de öyle, tekrardan hoş geldiniz. Bu kısmı arkadaş söyledi, böyle söyledi, o yüzden böyle yaptım. Şimdi bugünün konusu aslında mikroservis iletişimi. Bunun gibi birçok pattern var. Bugün bunlardan bir tanesi gRPC'yi konuşacağız. Zaten kendimi de tanıttım. Sosyal medya hesaplarımız burada. Sosyal medya hesaplarım burada var. Beni takip edebilirsiniz. 8600 oldum. 7000'e doğru gidiyorum. 9000'e doğru gidiyorum. Pardon. FoxDev yazılım topluluğundan da tanıyor olabilirsiniz. Şimdi konumuz mikroservis iletişimi ama ben öncelikle aramızdaki iletişimi kurmak istiyorum. Şunu soracağım, yanındaki kişiyle tanışanlar kimler? Siz ikiniz hariç, üçünüz hariç. FoxDev de burada. Siz tanışıyor musunuz? Okey, sizin tanışma, yani mesela siz arkadaşlarla tanışıyor muydunuz? Ha tamam, okey, süper. Çünkü tanışanlarla tanışmayanları, daha doğrusu birbirini tanımayan insanları yan yana oturtmak istiyorum. Böylelikle aramızdaki iletişimi de arttırmış olalım. Çünkü insan arasındaki iletişimde en önemli olgu, eylem, birbirinize olan temas. Tanımayanlar, değiştirmeye şimdi alan darmış. Tanımayanlar birbirine yan yana dönüp isimlerini söylesinler ve tanışsınlar. Sonra da bir high five yapsınlar lütfen. Sonrasında neden yaptığımızı anlatacağım. Tuna'yla niye kimse tanışmıyor? Tuna benim yeğenim. Olur olur. Ben bu animasyonu göstermek için yapmıştım. Bunu niye yaptık? Çünkü sunumun sonunda bir ufak bir quizimiz olacak, pub quiz. Tanışanlar, ya da olsa şimdi tanışanlar, bir kişi, yani takım olarak yarışacağız. Kaot.it'ye girip şu pin kodunu ya da QR kodu okutarak giriş yapabilirlerse çok sevinirim. Aranızdan birinizi seçin. Takım olarak, pair olarak yarışmaya katılalım. Bu arada sorular sunumla ilgili olacak. O yüzden iyi dinlerseniz. Ha bu arada o iki kişiye de Sokak Kokçusu kitabını hediye edeceğiz. Bu çay benim değil. Tamam mı? Zaten ilerleyen slaytlarda da var pin. Oradan devam edebiliriz. Evet, günün menüsü aslında iletişim. Ama neyin iletişimi? Sistemin iletişimi. Hızlıca bir sistem neydi, ne oldu, böyle problemler nereden çıktı, neden çözümleri üretmeye başlıyoruz. Bunlara bakacağız. Sonrasında servisler arası, mikro servisler arası iletişim desenlerine bir göz atıp, tabii ki günün konusu gRPC'ye göz atacağız. Tabii gRPC daha çok REST API'lerinin bir alternatifi olduğu için aradaki karşılaştırmayı da yapacağız. Hızlıca temel gRPC tanımlamalarını yapıp sonrasında demoyla ve pub quizle devam edeceğiz. Bu arada bu sunumu daha önce gören var mı? Görmediniz mi sunumu? Güzel. Ben de öyle tahmin etmiştim. Şimdi sistem neydi, ne oldu? Sistem dediğimiz şey ne? Ona bir göz atalım. Daha doğrusu hala da devam ediyor da bu. Monet uygulamalar vardı. Bu monet uygulamalarda işte bir tek parça bir web application implement edip kullanıcıyla API aracılığıyla kullanıcıyla birlikte bir entegrasyon iletişime geçiyorduk. Kullanıcı uygulamamızla iletişime geçiyordu. Tabii bu
İşte REST API olur, swap olabilir, direkt web client üzerinden olabilir. Hiç önemli değil. Tabii bu gelen istek ilk önce security layer, sonra API layer, service layer, repository layer ve data layer'dan geçerek ilgili datayı üretir. Aynı yolu izleyerek geri dönerdi. Ben burada şunu sormak istiyorum size. Ya ne güzel bir paket değil mi? Yani her şey içinde. Bunun ne şeyi vardı, problemi vardı? Fatma Gül'ün suçu neydi yani buradaki? Sıkıntı neydi de biz işte bunu parçalara ayırdık da şey yaptık. Mikro servis dedik adına. Buyur abi. Uygulamanın bir kısmında söz gelimi alışveriş sepeti kısmında eğer bir hata çıkarsa, bir panik söz konusu olursa burada uygulama shutdown oluyor ve diğer servisleri de etkiliyor. Diğer servislerin çalışmasına da mani oluyor. Harika. Yani fault toleransı yoktu bunun. Evet. Yani bir yerde bir hata olduğu zaman bütün paket gidiyordu. Süper. Teşekkür ederim. Var mı eklemek isteyen? Buyur abi. Büyüdüğü zaman yönetilmesi çok daha zor oluyor. Kesinlikle. Ölçeklenebilirlik sorunu oluyordu. Çünkü bu burada günlüğü kadar küçücük bir paket değil. Örneğin e-ticaret sitesi olsun. Kocaman bir paket ve ben bunun eğer daha fazla insana hizmet verebilir hale getirmek istiyorsam bunu, o kocaman paketi daha fazla server'a deploy etmem gerekiyordu kısacası. Furkan? Bağımsız deployment yapabilmek. Ne demek abi o? Yani birbirine bağlı olan servisler var. Halbuki bağlı olmaması gerekiyor. Deployment stratejilerini değiştirmek istediler insanlar. Bunun aslında mikroservis adını verdiler. Evet, kesinlikle. Yani şeyden kurtarmak için geleceğim abi. Hani bu deployment geceleri oluyor ya biz, yani önceden ben her hafta bir geceye gidip işte deploy ediyorduk bir şeyleri. Çünkü neden? İşte bağımsız değil deployment süreçleri. Herkes bir şekilde feature'larını o kutuya koyuyordu ve tek bir yerden deploy ediliyordu. Çok doğru. Geliştirici deneyimi yani kodun okunmasından tuttu yılda kadar ki her şeyde bir aksaklık dosyalar büyüdükçe daha fazla oluyor. İşte build süresi de daha fazla oluyor. Hı-hı. Yani ben küçük bir şeyi debug etmek istiyorken kocaman uygulamayı çalıştırmak zorunda kalıyorum. Evet, bu hem evet hem hayır. Çünkü işte mesela bu monolit bir uygulama, modüler olabilir ve işte o modüller daha küçük parçalara ayrılabilir. Okey. Ama doğru kurgulanmadığında dediğin gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz. İşte ben mesela 2000 satırlık API'ler gördüm. Bütün business logic'i servise atmak yerine API'ye koymuşlardı. Gibi gibi problemler olabiliyor. Süpersin. Ya ölçeklenebilir şeyi bildiğinde de test edilebilme şeyi de var. O da biraz. Aslında bazen daha zor, bazen daha kolay durumu sağlıyor sanırım. Hem iyi hem kötü tarafı var. Test edilebilir daha kolay oldu. Ya daha kolay olmadı da hatta daha kompleks oldu. Birazdan geleceğiz ona. Ya test edilebilirlik şöyle, uçtan uca bir sürecin test edilebilirliği daha kompleks hale geldi. Ama küçük bir parçanın test edilebilmesi daha kolay hale geldi. Biz bu tarz problemlere çözüm üretebilmek için o büyük parçayı işte küçük parçalara ayırdık. Sonra her birine ayrı bir veri tabanı verdik. Sonrasında kullanıcı dedi ki kardeşim senin A datasına mı ihtiyacın var? Gel A servisine. Sonra B datasına mı var? B servisine gel dedik. Ama iş o kadar karmaşık hale geldi ki artık A servisinin sunmuş olduğu veri tek başına yetmemeye başladı. Bu sefer A'nın B'deki dataya da ulaşması gerekti. Sonucu üretebilmek için ya da o business akışını, iş akışını, Türkçe konuşalım, iş akışını devam ettirebilmek için B servisindeki dataya da ihtiyaç duymaya başladı. Bu sefer kol üstüne kol yapmaya başladık. Çünkü öyle durumlar oldu ki işte A servisi B'yi çağırdı. B o süreci işletebilmek için C'yi çağırdı vesaire vesaire. Bu tabii bunların her biri arasında authentication'lar, authorization'lar, servis security layer'ları araya girmeye başladı ve daha da karmaşık hale geldi. Bir öncekinde nerede? Bir öncekinde tek bir kutuya giriyordu, istek işlenip tek bir JVM'de çalışıyordu bu. Şimdi bir sürü JVM girmeye başladı. Java ise uygulama JVM girmeye başladı. Ama burada ben B servisine ihtiyacım varsa daha yoğun çalıştırdım. B'yi tek başına ölçekleyebiliyordum. B servisinin de ilgili sadece bir süreç varsa sadece B servisinin o sürecini
B servisi içerisinde test edebiliyordum. B servisi ile ilgili bir değişiklik yapmam gerekiyorsa sadece B servisini bağımsız olarak deploy edebiliyordum Furkan'ın dediği gibi. Ve veri tabanındaki yoğunluğu da azaltmış oluyorum böylelikle. Çünkü A servisi sadece A servisi ile ilgili veriyi yönetiyor. Tabii bu böyle olmak zorunda değil bu arada. Hani bütün mikroservis sistemini tek bir veri tabanında bağlayabilirsiniz. Ama çok tercih edilen ya da önerilen bir mimari değil. Tabii kutular çizmek kolay. Hani işte bu bir ticket uygulaması, işte passenger'ı var, billing'i var, işte bir API gateway ile istekleri alıyor vesaire. Ama az önce de söyledim, bu kutuların da birbiriyle konuşması gerekiyor. Sadece ben böyle bir mikroservis yaptım, kullanıcıyı açtım, olmuyor. Olabiliyor da günümüz teknolojisinde bu yeterli olmuyor. Bunların arasında bir iletişim kurulması gerekiyor. İşte bu iletişimi kurabilmek için de farklı tasarım desenleri var. Şimdi ona geçmeden önce mikroservis hala da tartışılır. İşte monolit daha iyi. Geçenlerde Amazon'un CTO'su mu yazmıştı? Neydi? İşte mikroservis çok kötüdür. İşte modüler monolite dönüyor. Mesela hala devam ediyor. Amazon seviyesinde devam ediyor bu tartışma. Artısı var. Daha doğrusu bir sürü problemi çözüyor ama bununla birlikte bir sürü de zorluk getiriyor hayatımıza. Onlardan bir tanesi de iletişim. Aradaki servisler arası iletişim. Tabii bu süreçler bazı ikna süreçleri. Yani hangi teknolojiyi değiştirmek isterseniz isteyin. İşte PHP'den Java'ya geçtirin diyelim sisteminizi. Burada bile bir ikna sürecine girmeniz gerekiyor ister istemez. Ama şöyle bir örnek vermek istiyorum bununla ilgili. Kendi yaşadığım problem. IKEA'da yaşadığımız. Buraları kaydetmezsek. Şöyle bir durumla karşılaştık. Şimdi bizim N tane servisimiz var. 100 tane yakın servisimiz var. Bunlardan 3 ya da 4 tanesi external IKEA içerisinde bir servise ulaşıyor. Fiyat alıyor. Yani işte Markus sandalyenin fiyatını oradan getiriyoruz. Bir external servis. Sonra günün sonunda baktık ki yeni bir servise de buna ihtiyacımız oldu. N'inci servis. Ya aynı kod 3 tane serviste zaten var. Birebir aynı işlemi yapıyor. Birebir aynı authentication'dan geçiyor. Dedik ki kardeşim bunu buraya tekrardan yazacağımıza, ayrı bir maintain yükü yapacağımıza bunu ortaklaştırabildiğimiz bir yere alalım. Şimdi buradaki alternatifler neler? Bir tane REST servis açalım, değil mi? Diğerine dur göstereyim. Gelen çözümün önerilerden bir tanesi denildi ki bir common library yapalım. İşte kontratı da oraya koyalım. Bu external servise ulaşan kod parçacığını da oraya koyalım. Birinci servis gitsin buradaki kodu kullanarak external servise iletişime geçsin. Gayet makul. Diğer bir çözüm araya bir tane ayrı bir mikroservis koyalım. Kendi süreci olsun bu arkadaşın. Kendi pipeline olsun. Kendi authentication olsun. 1, 2, 3 end serviste ihtiyaç duyarsa proxy servise, internal servise ulaşabilsin. Şimdi ikisi de makul. Ama aradaki bu tartışmalar devam ediyor. Yani neden library yapmıyoruz, neden servis yapıyoruz? İşte servis yaparsak araya bir tane daha HTTP layer'ı eklemiş oluyoruz. Bu HTTP layer'ı işte bizim network'ümüze ayrı bir yük bindirecek. İşte yarın n değil n kare olduğu zaman daha da fazla artacak gibi gibi süreçlerden geçiyor. Yani daha doğrusu tartışma konularından geçiyor bu süreç. Nihayetinde biz bunu uyguladık. Buradaki problem ise ya bu external serviste bir şey değişiyor. Ayda 4 tane serviste de değişiklik yap. Niye versiyon attı? İşte kendi süreci olmadığı için ben bu common library ile ilgili bir hatayı yakalamamak için 1, 2, 3 ya da n'inci serviste gidip test ya da monitoring yapmam gerekiyor. Tek başına data sahipliği de yok. Çünkü bunun kendi bir cache'i var. Yani external servisle bizim servislerimizde bir cache sistemi de var. Bu sefer aynı cache 1, 2, 3 n tane kadar şey yapmış olduk. Çoğullamış olduk. Bunun da artısı var, onun da artısı var. Bunun da eksisi var, onun da eksisi var. Nihayetinde biz bunu tercih ettik. Ama şu an servis sayısı artmaya başladı bu external servisi kullanan. Nihayetinde geldik dedik ki ya önümüzdeki quarter'ı biz bunu servise çevirelim. Ne oldu? Development süreci çöpe gitmiş oldu.
Tabii mikroservis deyince her şey güllük gülistanlık mı? Hayır. Neden? Hani az önce de söyledim. Evet, birçok problem çözüyor ama birçok zorlukla birlikte geliyor. Benim karşılaştığım, bu arada şeyi unutmayın, pine girmeyi unutmayın. Benim en çok karşılaştığım problemler şunlar. Increase topolojik kompleksite. Önceden bir kutudaydı. Ne güzel. Tek bir yerle alışveriş yapıyordum. Tek bir yere kod yazıyordum. Modülerite güzel kurguladım. Hani şey değildi. İşte API'da serviste olması gereken kod yoktu. Güzel bir mimariyle yaptım. Tek bir şeyi deploy ediyordum. Ama şu an belki işte geçenlerde görmüştüm. Daha doğrusu geçtiğimiz senelerde görmüştüm. Amazon'un CTO'su bir mikroservis bulutunu yayınlamış. Yani binlerce mikroservis var. Öyle bir topoloji, ben çalıştım işte 350 tane mikroserviste bir şey şirkete çalıştım, eBay'de. Yani ne nerede, kim ne yapıyor, Confluence Page'ler böyle almış başını gidiyor. Çünkü çok fazla topolojik kompleksite ile birlikte çalışıyoruz. Automated deployment'lar, bu aslında bir zorluk. Sen demiştin ya Furkan, hani, bağımsız deployment. Evet, ama aslında da hayır. Çünkü ben önceden bir kutuyu şey yapıyordum. Evet, birçok ekip oraya kod yazıyordu ama hata olursa orada oluyordu. Şimdi benim bir CI/CD pipeline'ımı 100'e çıkartmam gerekiyor. Network congestion, her mikroservis birbirleri arasıyla HTTP üzerinden konuşuyor. Ve bu her iletişim aslında benim sahibi olduğum ya da kiraladığım bandwidth'i kullanıyor. Ben bunu ne kadar arttırırsam o kadar çok o bandwidth'e para ödemiş oluyorum. Hele ki bir de sınırı aşarsam 2-3 katına çıkıyor. AWS'de ve GCP'de bu böyle mesela. Bandwidth kiralıyorsun. Aşarsan ceza geliyor sana. Increase cost, bu pardon, decrease performance, bu şeyle ilgili işte net HTTP şeyi arttığı için JVM'de ben CPU'da o datayı üretebiliyordum. Şimdi araya bir de HTTP layer'ı kullandım. Hele ki birden fazla HTTP dolaşıyorsam, mikroservis dolaşıyorsam ayrı HTTP layer'ları eklemiş oldum. O yüzden decrease performance. Increase cost, bu görece olabilir. Bunu imtinayla yazdım buraya zaten. Hani amacımız şeydi ya işte cost optimization yapmak. Türkçesi hani yapılan harcamaları optimize edebilmek için biz mikroservise geçiş yapıyoruz. Ama mimari öyle kurulamayabilirsiniz. Tercih ettiğiniz, örneğin kiraladığınız makine sizin ihtiyacınızın çok yükseğinde bir makinedir. Farkında değilsinizdir ve fazla fazla ücret ödemeye başlamış olursunuz eğer doğru kurgulanmazsa. Şunlar klasik zaten. Complex logging ve tracing, işte testing ve debugging challenges. Bunlar zaten mikroservis denilince her developer'ın aklına gelen ilk iki zorluktan bir tanesi. Diğeri de organizational chaos. Tabii biz sistemimizi mikroservise geçirdik. Okey, ama şirketin de bu dönüşüme geçmesi lazım. Neden? Çünkü şirket şunu demesi lazım. Ya şu grup işte sales tarafıyla ilgilenecek. Bu grup işte search tarafıyla ilgilenecek. Ki buradaki veri sahipliği olsun ve kod sahipliği olsun. Öbür türlü herkes birbirinin kod base'ine kod yazmaya başlar ve şey olur. Yani 1000 kişi aynı yerde çalışmış olur örneğin. Tabii bunun eksi tarafı, daha doğrusu zorluk tarafı ise şu. Şimdi dedim ya, sales tarafı var, bir de search tarafı var. Sales tarafını bir diyelim feature geliştirecek. O feature'ın bağlı olduğu search tarafı var. Ama o feature search için uygun değil. Daha doğrusu öncelikli değil. Bu sefer sales bekleyecek, abi search yapsın da biz bu işi yapalım da diye, bu sefer kaoslar ortaya çıkmaya başlayacak. Zaten son zamanlarda belki aramızda vardır ya da şahit olanlar da vardır. Engineering manager'ların en çok kavga ettiği konu bu. Yani karşı taraftakini ikna etmeye çalışıyor. Diyor ki kardeşim benim sales tarafı, bizim ihtiyacımız var diyor. Bana ne diyor adam search tarafı. Bu tarz organizational chaos'lar, hatta buna da şey diyorlar. Stakeholder management. Hani karşındakini ikna etme sanatı. Pine girmeyi unutmayın. Biz bugün, buna ne olmuş ya? Biz bugün network congestion ve organizational chaos'la daha çok ilgileneceğiz. Ama ben yine de mikroservis yalanının göstermek istedim. Şimdi biz bu geçişi yaptıktan sonra en başından buyur abi.
yapıyorsunuz belli ki fazlasıyla ama aha, çok memnun değil misiniz gibi anladım ben. Yo, çok memnun ha. Hani, aslında bu şu... Çok aradasınız galiba. Yo, arada da değilim. Aslında kesinlikle mutluyum diyebilirim. Yani kullanmaktan bu mimariyi savunuyorum diyebilirim. Sadece burada şey var. Bunun bir farkındalığı var. Hani böyle zorluklar var. Bunları tabii hepsinin birer çözümü var. Hani bugün de mesela network congestion, organization chaos'la ilgili bir çözümü anlatıyorum. Bu farkındalığı zaten anlatmaya çalışıyorum. Aslında mutlu muyum? Mutluyum tabii ki. Çünkü deployment gecelerini kimse gitmek istemez mesela. Gecenin saat 12'sinden gidiyorsun ofise. Saat 5'e kadar, bazen 7-8'e kadar kalmak zorunda kalıyorsun. Niye? Çünkü bir aydır sales takımı oraya kod yazıyor, search takımı da yazıyor. Haydi bunları bir yere getir. İşte kod konflikt çıktı, onu düzelt, bilmem ne yap derken sabah oluyor mesela böyle durumlarda. Bunların da önüne geçmiş oluyoruz. Ama zorlukları yok mu? Var. Aslında biz bu geçişten sonra sistemin kendisinde ölçeklenebilir, veri yönetiminin daha kolay olduğu. Çünkü abi passenger management kendi veri tabanına bağlanıp kendi datası ile ilgileniyor. Yani bir single responsibility de var. Zaten microservice architecture'ın ilk sunduğu şeylerden biri de o. Yani single responsibility. Her şeyin, kutunun kendi sorumluluğu olsun. Ha, iki tane sorumluluk koyduğunuz zaman bu microservice olmuyor, middle service oluyor. Bir sorumluluğu daha alt sorumluluklara böldüğünüz zaman buna da nano service deniliyor. Şu anda mesela bazı bizim şirkette de var, benim ekipte de var. Bazı servisler nano servis durumunda. Çünkü çok fazla istek geliyor. Süreçleri ayırmak zorunda kalıyoruz bu sefer. Aynı domain içerisinde. Gibi konularda dediğim gibi bize kolaylıklar da sağlıyor diyebiliriz. Ama konumuz iletişim. Şimdi konuyu, daha doğrusu şeyi, örneği biraz daha daraltalım. Diyelim ki hepimiz bir sadece bir servisten sorumluyuz. O da product service. Sadece veri tabanımızda ürünler var ve bu ürünleri listesini sunuyoruz. Yeni ürün bile eklemiyoruz. Yani bir ürün listem var, onu sunuyorum. Bu kadar. Sonra sevgili product owner'ımız geldi, dedi ki kardeşler, arkadaşlar, canlarım, bizim kampanya servisine de ihtiyacımız var. Çünkü biz product'la birlikte artık kampanya da yapacağız. Bunların arasındaki iletişimi kurmamız lazım. QR koda girmeyi, pin'e girmeyi unutmayın bu arada. Onu da hatırlatmış olayım. Şimdi akla ilk gelen çözüm şu. Ya product servisim ben kardeşim. Ben zaten datamı salıyorum. Expose ediyorum. Campaign servisi bir tane de aynısından yaratırım. İçine veriyi koyarım. Client mı alıyor? User mı alıyor? Kim alıyorsa alsın. Beni ilgilendirmez. Böylelikle user client aracılığıyla iki servise de sorgu atar. Almış olduğu datayı harmanlayarak, daha doğrusu bir araya getirerek ihtiyaç duyulan datayı kullanıcıya iletmiş olur. Bu yöntemlerden bir tanesi ve kullanılıyor da şu anda. Nereden biliyorum? Geçtiğimiz günlerde Eser yakalamış bir tane tweet'i. Eser burada olsaydı güzel olurdu. Bir kurye sitesi müşterisine link yolluyor. Müşteri o linki açtığı zaman gelen API response'unda bütün veri var. Bu ne demek? İşte Fatih de şey demiş. Burada mı Fatih? Yok. UI'de çözmüşler. Hakikaten UI'de çözmüşler. UI artık o kısmı frontend'den gelen, backend'den gelen veriyi kullanıcının kendi verisiyle filtreleyip kullanıcıya gösteriyor ön yüzde. Ama arka tarafta bunu yakalanabiliyor. Veri güvenli mi? Değil. Çünkü burada işte müşterinin ismi, soy ismi, telefonu, adresi, işte her şeyi açık bir şekilde sunmuş oluyor. Bunu konsolu da yazmışlar galiba. Yok bu şey ya. Network'ten. Asıl olması gereken ne? Backend servisin görevi şudur. Son kullanıcıya gösterilecek datayı üretmek. O datanın, yani son kullanıcıya atıyorum yüzlük bir liste yolladım. O yüzlük listede filtre işlemini frontend'de yapabiliriz. Hiç sıkıntı değil. Ama ben sadece yüzlük liste yollamam lazım. 200'lük listem varsa onu o kullanıcıya ait olmayanla filtreleyip yollamam lazım. Backend servisin görevi budur. Yöntemlerden diğeri ise REST API. Yani ben yeni bir servis eklediysem, product service almış olduğu bu isteği istinaden kampanya servise bir HTTP 1.1'i kullanarak
Neden 1.1 olduğunu birazdan göstereceğim. Bir REST isteği yapar, datayı geri alır ve burada ilgili data transfer objeyi oluşturarak kullanıcısına geri döner. Gayet basit, anlaşılabilir bir iletişim. Ama onun da bazı sıkıntıları var. Şimdi burada iki servisin konuştuğunu görüyoruz. Bunun yüzlerce servis olduğunu düşünürsek, bu aradaki iletişim ağacı bir sarmala dönüyor. İşte product kampanya çağırıyor, kampanya medyayı çağırıyor, o onu çağırıyor, bu bunu çağırıyor. Arada başka external servislere gidiliyor vesaire. Bizim örnekte gösterdiğim gibi. Burası böyle karman çorman bir şey oluyor. Ve HTTP 1.1'i kullanıyoruz. Bunu unutmayın. Diğer bir yöntem ise, diğer bir pattern ise API Gateway kullanmak. API Gateway ile kullanıcı sadece API Gateway ile iletişim kurabilir. Ben data source'larımı internal servise, yani private network'e saklayarak sadece API Gateway ile iletişim kurmasını sağlayabilirim. Bu arada API Gateway bu product detail'ın oluşturmasından sorumlu olabilir. Bu da gayet nasıl uygulanabilir bir yöntem. Ve çoğu uygulamada bunu görüyoruz. Daha API Gateway oluyor da BFF oluyor, Backend for Frontend oluyor. Ama buradaki sıkıntı da şu. API Gateway'in üzerine çok fazla yük biniyor. Tabii bunu çoğullamak da mümkün. API Gateway'i sadece basıyorum. Product API Gateway dersin. O product'la ilgili süreci yöneten bu sefer ama yine kompleksi arttırmış oluyoruz. Buyur abi. Abi kendi aralarında da product ve campaign yine kendi aralarında iletişime geçmek zorunda kalabiliyor ama API Gateway olsa da değil mi yani sonuçta mesela? İşte o sürecin doğru yazılım daha doğrusu doğru yürütülmediğinden kaynaklanıyor oluyor. Mesela şey olsa, transaction yönetim olsa mesela product ve kampanyada mesela kampanya product'ta bir tane foreign key'ye ihtiyaç duysa. İşte bak şimdi mikroservisler arasında zaten foreign key olamaz. Evet özür dilerim. O zaman onun yönetimi işte şöyle mesela diyelim ki bir tane product ekleyeceksin kampanyayla birlikte. Böyle bir sürecim var. Onun yönetimini de o transaction yönetimini de API Gateway'de yapman lazım. Çünkü API Gateway'de sen product'ı insert etme işlemini başlattın. Diyelim ki veri tabanına ulaşamadın. Aynı anda kampanya başlatsa olmayan product'ın kampanyasını yazmış olursun. Burada transaction yönetimini API Gateway'e bırakman lazım. Böyle bir türlü. Ama bu da çoğu mikroservis mimarisinde karşılaştığımız şey. Tabii hep problemlerden bahsettik. İşte REST'in de problemi var, işte UI'da çözenlerin de problemi var. API Gateway'in de problemi var. Bu tasarımı ben yaptım. gRPC'nin bu problemler karşısında bir süper kahraman olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Neden? Aslında baktığınızda REST iletişiminden çok farklı olmayan bir yöntem. Ama arada bir kontrat değişimi oluyor. REST'te de oluyor. Ne demek? Kampanya servisinin bir DTO'sunu ben bir değişiklik yaptığım zaman product serviste de o değişikliği yapmam lazım. Hani mikroservisler %100 bağımsızlardı? Demek ki değillermiş. Hiçbir zaman bunu aynısının yayınında yapmıştım da. O zaman da söylemiştim. Altını çiziyorum. Mikroservisler %100 bağımsız mimaride değildir. En kötü kontrat seviyesinde yani birbirleri arasındaki iletişim noktasında birbirine bağlılardır. Ama gRPC bize ne getiriyor? Bir library getiriyor. Bu library sayesinde ben servisimi de, aradaki kontratımı da, client'ımı da bu library'e yazıyorum, paylaştırıyorum. Sadece iki tane olmak zorunda değil, yüzlercesine paylaştırabilirim. Böyle olunca ben sadece bir yerden bu değişikliği yaparak yeni versiyonları her yere dağıtabiliyorum. Arada HTTP 1.1 demiştim, gRPC HTTP 2.0'ı kullanıyor. HTTP 2.0 ile 1.1 arasında 16 yıllık bir fark var. Birazdan göreceğiz. Bu 16 yıllık fark ne demek? Hız, yani paketlerin iletişiminde ve açılan HTTP bağlantı sayısında inanılmaz bir geliştirme var demek. O yüzden bunu özellikle yazdım. Bir de protobuf olduğu için her yerden kullanabiliyoruz. Şimdi Evolution HTTP protokol dediğim gibi HTTP 1.1 99 yılında, HTTP 2 de 2015 yılında release edilmiş protokoller.
Aradaki fark gerçekten taş devrinden modern insan evrimleşmesine kadar gidiyor diyebiliriz. Çünkü HTTP 1.1'de diyelim ki siz bir index HTML için sunucuya istekte bulundunuz. O istek index HTML ile birlikte gelecek olan internette yapılan verilen en basit örneklerden biri bu. 3 tane paket geliyor. HTML dosyası, CSS, JavaScript. HTTP 1.1'de 3 tane HTTP bağlantısı kuruluyor kullanıcıyla sunucu arasında. HTTP 2'de 1 tane. HTTP 1.1'de sıralı bir şekilde dosyalar iletiliyor. Yani birincisi iletildikten sonra ikincisinin iletilme başlanıyor. HTTP 2'de asenkron olarak iletiliyor. Bundan dolayı inanılmaz bir hız var. Birazdan işin magazin kısmında onun ne kadar fark yarattığını göreceğiz. Pin koduna girmeyi unutmayın. gRPC nedir peki? gRPC'yi daha önce duymayan var mı? Onu sorayım. İlk defa burada duyan var mı? Aa, harika. Tamam. Ben gRPC'nin tanımını ChatGPT'ye yaptırdım. gRPC, Remote Procedure Call yapılmasını sağlayan yüksek performanslı, evrensel, açık kaynaklı bir framework'tür. Google tarafından geliştirilmiştir. HTTP 2 protokolünü kullanır. Dil bağımsız, platform bağımsız ve yüksek verimli bir iletişim mekanizması sunar. Birazdan bu özellikle buradan zaten hani rakipleriyle rakiplerinden ön plana çıkıyor. Yüksek verimli iletişim. Onu nasıl yaptığını göreceğiz. Şimdi gRPC'nin 4 özelliği var. Bunlardan bir tanesi Simple Service Definition. Simple Service Definition şu demek. Bir protobuf tanım yapıyoruz. gRPC gibi Apache'nin bir ürünü daha var. Apache Thrift. Ben onda da çalıştım. gRPC ile de çalıştım. Apache Thrift'e göre gRPC'nin tanımlama dosyaları çok daha kolay. Çünkü Thrift hatırladığım kadarıyla XML tabanlı yaratıyordum. XML RPC'ydi zaten. gRPC direkt JSON tabanlı bir servis, obje, kontrat tanımları yapabiliyoruz. Diğer bir özelliği ise kurulumu ve kullanması oldukça basit. Bir tane compiler indiriyorsunuz ve onun aracılığıyla hatta Java'da, Java'nın özelliği, o compiler'a bile ihtiyacınız yok. Direkt Maven'da bunu halledebiliyorsunuz. Gradle'da var mı bilmiyorum. Gradle'da denemedim. Maven aracılığıyla direkt siz kodlarınızı generate ettirebiliyorsunuz. Birazdan zaten demoda da göreceğiz. Şimdi protobuf'larla tanımlanan gRPC sunucuları ve istemcileri, daha da İngilizce Türkçe'ye döneyim. İhtiyacınız olan herhangi bir dile çevirebiliyorsunuz. Bu ne demek? Şimdi bazı mikroservis projeleri var. Ben buna karşıyım ama yapılıyor. İşte atıyorum sales şeyi mikroservisi Go ile yazılmış oluyor. İşte search Java ile yazılmış oluyor. Aradaki bağlantıyı kurmanız gerekiyor. İşte gRPC ile bu bağlantıyı kurarsanız Go diyelim şey sales diyelim ki server olsun. Ben sınıflarımı Go'ya göre compile edebilirim. Aynı zamanda Java'ya göre de compile edebilirim. İkisini de dağıtabilirim. Şimdi bunun böyle olmadığını, işte library olduğunu düşün mesela benim verdiğim örnekte. Ben Java'da library yazdım. Go'ya nasıl ekleyeceğim onu? Gibi problemlerin de önüne geçmiş oluyoruz böylelikle. gRPC'de 4 farklı veri iletimi var. Bunlardan bir tanesi unary, client streaming, server streaming ve gRPC'de olduğunu savundukları, sadece orada olduğunu savundukları bidirectional streaming. Bu unary bildiğiniz bir request gidiyor, bir thread açıyor o bağlantıyı ve cevabını bekleyip kendi işlemine devam ediyor. Client streaming, dosya yükleme uygulamalarını düşünün. Orada kullanıcı bir stream açıyor ve o streamle dataları, mesajlarını sunucuya gönderiyor. Server streaming ise YouTube olarak düşünebilirsiniz. YouTube'daki verilerin, yani kullanıcı isteği atıyor, bir stream bağlantısı açılıyor ve o bağlantı aracılığıyla kullanıcıya veriler iletiliyor. Bidirectional ise bunun iki taraflı olduğu streaming özelliği. Bu streaming kısmı sadece gRPC'de mi? Hayır.
Örneğin Webflux'ta da bunu yapabilirsiniz. Spring'e hakimseniz. İşte ReactiveX'te de bunu yapabiliyorsunuz. Ama iddialarına göre dediğim gibi bidirectional sadece gRPC'de olduğunu söylüyorlar. Doğruluğunu teyit etmedim. Teyit.org'a sorabiliriz. Şimdi gelelim işin magazin kısmına. Hani klasiktir. Bir şey anlatıyorken başka bir şey gömmen gerekiyor. Ki ikna edebilesin. Şimdi önce tarihçeden başlayalım. HTTP gibi API timeline'ına bakacak olursak API timeline'ı... Abi bir şey mi oldu? Yok. Ha tamam. API timeline'ı 1991'de Korba'yla, ben 3 yaşındaydım o zaman, Korba'yla başlamış. İşte 98'de XML RPC'ler üretilmeye başlanmış. REST'le sonra SOAP, başımızın belası SOAP'la karşılaşmışız. 2000 yılda artık bir sene dayanabilmişiz SOAP'a. REST'le haşinleşir olmaya başlamışız. Tabii bu timeline devam etmiş. En son 2016'da gRPC çıkmış. Burada neyi karşılaştırıyoruz arkadaşlar? 2000 model bir arabayla 2016 model bir arabayı karşılaştırıyoruz. Tabii ki arada yani 16 yıl bir teknoloji gelişimi için hepiniz aynı fikirde olduğunuzu düşünüyorum. Muazzam bir zaman. Arada birçok şey değişmiştir. Neler değişmiş onlara bakalım. Şimdi iki tane uygulama yazmışlar benchmark testinde. Bir tanesini REST'le, diğeriyle gRPC ile çalıştırmışlar. gRPC API'yi açmışlar daha doğrusu. Küçük boyutlu isteklerde çok fazla bir fark ortaya çıkmamış. Sadece 5 milisaniye. Ama dosya sayısı, daha doğrusu mesaj sayısı büyüdükçe aradaki fark yaklaşık 2,5 katına kadar çıkmış. Bu ne demek? 20 MB bir API için bence çok muazzam bir sayı değil. Çok daha yüksek bir mesaj iletmiş olabilirsiniz. Bu grafiğin daha da artacağını gösteriyor. Aradaki iletim hızında. Diğer bir testte throughput testi yapmışlar. Throughput bir CPU'nun bir saniyede handle edebildiği istek olarak Türkçeleştirebiliriz. gRPC bir saniyede 48 istek karşılarken REST 4 tanesini karşılayabilmiş. gRPC tarafında latency, yani ben bu mesajı aldım kardeşim demek 6 saniye, milisaniye alırken REST'te 8 saniyeymiş. Tabii çok fazla fark yok gibi görünüyor. Toplam CPU time'ı gRPC'de 832. Hani daha hızlıydı. Ama burada karşılaştırmamız gereken kısım şurası. gRPC 48 tane mesajı handle ederken o anda CPU'da REST sadece 4 tane mesajı. Yani mesaj başına CPU'da 17 milisaniye harcamış, gRPC REST 101 saniye. Aradaki fark yaklaşık 5 katı. Başka bir test, benchmark testi. O da şu. Aynı uygulamaları bir gRPC'de API olarak açmışlar. REST API de gRPC'de API olarak açmışlar. Küçük boyutlu GET isteklerinde çok fazla fark çıkmamış. Yani minimal bir fark çıkmış. Boyutlar neydi? Ha pardon, 100 thread ile çalışıyordu, doğru. Burada makineler değişiyor sadece. İşte mor olanlar Windows, kırmızı olanlar Linux, yeşiller Windows 200 thread ve fuşya olanlar Linux yine 200 thread şeklinde çalışıyor. Ama post isteğine bakacak olursak büyük şunu da göstereyim. Büyük boyutlu bir post isteğinde fark yaklaşık 10 katına kadar çıkmış. gRPC 10 kat daha yavaş çalışmış. Yine GET isteğinde yaklaşık 7 kata kadar bir fark gözükmüş makinelerde. Tabii şimdi bunu anlatıyoruz ya, işte gRPC çok daha iyi. Peki her altyapı için iyi mi? Hayır. Bunu da karşılaştırmak için birebir aynı uygulamayı farklı yazılım dilleriyle yazmışlar. İşte Rust'ta yazmışlar ki ben bu grafiği gördüm, Rust'ta şaşırmıştım. Yani bu kadar iyi performans gösterdiğini bilmiyordum. Diğer Rust benchmarklarına baktığımda da yani bu kadar bir fark yoktu. Neden böyle? Açıkçası Rust'ın verinin serileştirmesini çok daha iyi yaptığını öğrenmiş oldum. Rust'la başlıyor, Java ile devam ediyor. En alta geldiğimizde Python, Ruby ve PHP sınıfta kalıyor. Yani gRPC okey ama
Örneğin Python'da, şimdi burada PHP söylemeyeyim oğlum, döverler beni burada. Python'da gRPC uyguladığınızda aynı muazzam değişikliği beklemek çok mantıklı bir beklenti içinde olmayacaktır. Hemen değiştirmem lazım. Orası öyle kalmış. Şimdi gRPC'yi övdük de biraz nasıl çalıştığına bakalım. gRPC'yi geliştirmek için 4 adıma ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi protobuf, yani servislerimizi, kontratlarımızın tanımlamasını yapmamız gerekiyor. Sonra bu tanımladığımız şeyi bir compiler'a sokup veri, yani istediğimiz yazılım dilinde generate ettirmemiz gerekiyor. Ürettirmemiz gerekiyor kodlarımızı. Sonra hangisi server, hangisi client olacağını belirleyerek implementasyonunu yaparsak bu aradaki iletişimi bu 4 adımla kurabiliyoruz. Tamam, bu bağlantıyı kurduk da bu nasıl çalışıyor? Aslında REST API'den çok da farkı yok. Yani kullanıcı, daha doğrusu istemci sunucuya proto isteğini atıyor. Adı proto oluyor. Yani JSON olmuyor da proto oluyor. Proto response geri dönüyor. Ama bunun arkasına ne dönüyor onu bilmek lazım. Burada şey örneği var bu arada. Hani client, bir client Java, bir client C++, server, .NET olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü arada ne dönüyor? Byte'lar dönüyor. Her yazılım dediği için aynı byte, aynı byte'a da denk geliyor yani. Çalışma kısmı ise istemci uzak sunucudaki metodu biliyor. Nereden biliyor? Ben bu client'ı, daha doğrusu gRPC client'ını kendi uygulamam, client olarak kullanacağım uygulamanın içerisine kütüphane olarak ekledim. Parametresiyle birlikte client stub'ı oluşturuyor ki bunlardan 3 tane var. Client stub birazdan göreceğiz. Paketleyip kendi içerisinde bulunduğu RPC runtime'a iletiyor. Diyor ki kardeşim bu metodu git çağır. Aha, parametresi de bu. Obje de bu. Bekliyorum diyor. Beklemek zorunda değil bu arada. Async de olabilir. Paket karşı tarafın sunucunun RPC runtime'ına giderek aynı süreci işleyip yine RPC runtime'lar arasında iletişim sağlanmış oluyor. Şimdi protobuf tanımı nasıl yapılıyor? Bir bildiğiniz bir text dosyası tanımı aslında. Uzantısı nokta proto sadece. İki şey tanımlıyoruz. Bir tanesi servis. Bu servis hem client tarafında hem server tarafında kullanılacak servis tanımı, metot tanımı yapıyoruz aslında. İçerisine objemizi veriyoruz. Returns'a da geri dönecek değeri belirliyoruz. Ve objelerimizi burada obje değil, adı message. Message'larımızın tiplerini, struct'ını tanımladıktan sonra compile'a geçiyoruz. Compile protoc diye geçiyor. Hani dedim ya, Java'da buna gerek bile yok. Go'da da yok galiba. Go'nun da kendi compiler'ı var proto için. Buff generate kullanılıyor değil mi? Doğru. Ama diğer yazılım dillerini bilmiyorum. Ben JavaScript'te bir compile etmeye çalıştım. Zordu ama şu kodu yazmadım. gRPC web out import style bıdı bıdı yazmadığım için edemiyormuşum. Bunu yazınca çalışır hale gelmişti. Geri gel. Geri gel. Yanlışlıkla bastım. Hangi yazılım dilinde export generate ettireceğinize CPP out, C sharp out, Java out, Kotlin out şeklinde de belirliyorsunuz. Ama dediğim gibi Java developer'sınız ya da Go developer'sınız, bunlara ihtiyacınız olmayacak. Şey gibi düşünün. Java compiler'ın adı neydi ya? Bak linç yiyeceğim şimdi. Javak. Javak gibi düşün. Yani şu an hiç kimse Java sınıfını Javak terminali Javak yazarak compile etmediğin için protokta da ona gerek yok. Ama PHP için aynısını söyleyemeyeceğim. Tabii biz bunu generate ettik. Maven Clean Install'la karşımıza ne çıktı? Bir servis. İçerisinde client stub'ım ve server stub'ım var. Ve de mesajlarım objeye dönüşmüş oldu. O objeleri de görmüş olduk. Bu book bir yayında yapmıştık bunu. Şey, kitaplık online projesiydi. Orada göstermiştik. Bugün başka bir şey yapacağız. Ha, demo geldi. Demo zamanı. Şimdi ufak bir demo yapacağız bugün. Bu arada pin'e girmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben bunu oraya nasıl atacağım? Geldi mi? Hayır. Oraya git. Hayda.
Yes. Ben şöyle gelebilir miyim biraz? Harika. Çünkü burada göremiyorum. Şimdi bugün hani örnekte de verdiğim product servisiyle kampanya servisine bağlayacağız. Bunu yapabilmek için tabii öncelikle sunumda da gördüğümüz gibi bir proto dosyası yapmamız lazım. Ama öncesinde neler var içerisinde? Bu bir Java projesi bu arada, Spring projesi. İki tane bağımsız servisimiz var. Bir tanesi product servis. İçerisinde çok basit. Ya çok özür dilerim. Ben mouse'umu bağlayacağım. Ha, bağlayamayacağım. Bunu kullanamayacağım. Neyse. Product tarafında mouse nerede? Ha. Product tarafında çok basit bir tane şey var. Model var. Onun içerisinde product ID, name, type. Çok basit bir entity. Controller var. Kullanıcı ile iletişime geçiyor. Bir de servisi var. Servisin geliştirmesini yapacağız zaten. Kampanya tarafında ise yine bir açabilirsem. Burada da bir tane modelimiz var. Kampanya modeli. Bunun içerisinde ID, product ID. Ama bu ikincil anahtar olarak değil, sadece veri olarak tutuluyor. Bir de rate var. Bu da kampanya rate'i şeklinde düşünebiliriz. Şimdi bu ikisini bağlamamız gerekiyor ki ben bir product ID kampanyayı buradan bu kampanya servisten çekebileyim. Bunu gRPC ile yapacak olursak dediğim gibi bir proto tanımı yapmamız gerekiyor. Öncesinde şunu göstereyim. Hani Maven Clean Install yapınca proto dosyasından veriyi okuyup data generate ediyor ya, işte onu yapan yakışıklı abimiz şu plugin. Proto Buff Maven plugin. Aynısı Go'da da var galiba. Bunun sayesinde Maven Clean Install, Maven Compiler'ı bütün proto dosyalarını tarıyor. Hepsiyle ilgili generate işlemini tamamlamış oluyor. Gelelim kampanya tarafına. Şimdi proto tarafına sintaksımız şununla başlıyor. Daha doğrusu proto dosyamız. Bir sintaks belirlememiz gerekiyor. Proto 2 var. Bir de proto 1'i görmedim açıkçası. Bir de proto 3 var. Aradaki fark en belirgin fark. Proto 3 ile optional verisi geldi. Diğer her şey aynı diyebiliyorum. Başka dosyalardaki proto dosyalarını da buraya ekleyip oradaki veriye de erişebiliyoruz. Şöyle örneğini göstereyim. Bu Google'ın kendi default olarak gönderdiği, daha doğrusu dependency ile birlikte gelen bir proto dosyası. Adı empty. Buraya gelip işte neydi, Google büyük harflerle yazıyorum. Google proto buff empty şeklinde kullanabilirim. Bu ne demek? Başka kendi dosyam da olabilir bu. Başka bir yerde tanımını yapıp gelip burada import ederek kullanabilirim. Mesajlar kısmı bildiğimiz obje tanımı. Sadece string, double, int 64 float'a denk geliyor. Ya da varsa diğer obje referansını vererek tanımları yapabiliyoruz. Burada önemli olan şey 1, 2, 3 şeklinde değer vermek. Çünkü bu constructor'ını oluşturuyor gRPC bunu okuyarak. Birinci parametre campaign ID olacak diyor. Bir de eğer bir liste tanımı yapacaksak burada repeated keyword'ünü kullanmamız gerekiyor. Bu Java tarafında, daha doğrusu üretilen sınıf tarafında bir listeye tekabül ediyor. Burada servis tanımında aslında interface tanımı gibi de düşünebiliriz. Vereceğimiz keyword RPC, metodumuzun ismi, alacağı parametre ve geri döneceği değer tanımını buraya giriyoruz. Burada şunu yapamayız arkadaşlar. Yani burada parametre olarak verdiğimiz şey bir obje olmak zorunda. Örneğin ben buraya string, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, İşte double, bunu yapamam. Çünkü bunun tanımını, bu obje tanımı olması gerekiyor. Obje şeklinde tanımlamak gerekiyor. Direkt primitive type veremiyoruz yani. Proto tamam. Bunu bir compile edelim. Göremiyorum ama geldi. Maven clean install yaptığımız zaman
Maven compiler'ı Pro Tools dosyasını gördü. Bir tane var dedi. Compile etti ve benim için common 001 snapshot şeklinde bir jar oluşturdu. Bunu neden oluşturdu? Onu da POM XML'e yazdığımız bir packaging jar. Nerede? Yanlış şey mi açtım? Birincisi packaging jar dediğim, diğeri de versiyonu aldı ve bir jar dosyasını oluşturup benim lokal Maven repozitörüme atmış oldu. Şimdi ben bunu nasıl kullanacağım? Tabii ki geleceğim. Kullanmak istediğim yerde buna bir dependency olarak ekleyeceğim. Artık benim gRPC tarafında generate edilmiş gRPC tarafından generate edilmiş campaign service RPC'ye ve şeylere, objelere ulaşabilir hale geliyorum dependency ekleyerek. Peki bunun içinde neler var? Onlara bakalım. Şimdi dedim ya 3 tane stop var. Bunlar client stop. 3 tane var. Bir tanesi hani client streaming, server side streaming, bidirectional streaming, yani async iletişim için kullanılan direkt service stop. Blocking stop'la farkı service stop non-blocking. Yani bu ReactiveX web flux'larda karşılaştığımız o non-blocking reaktif programlamaya yönelik bir stop yaratıyor. Blocking stop ise unary'e daha uygun. Aldım, bir thread açtım, cevabı aldım. Aynı thread üzerinden devam ettim hayatıma. Bir de feature stop var. Bu ise unary yine. Yani yine ben bir thread'le gidiyorum. Ama o thread'i main thread'imden ayrı bir thread açıp bekliyorum abi bana bu thread üzerinden cevabını dön diye. Aradaki fark bu. Bir de burada generate edilen service impl base var. Bu ise server'ımı implement etmemi sağlıyor. Bunu implement eden kısım benim server'ım oluyor. gRPC server'ım. Gelelim şeye. Server tarafına hızlanıyorum. Service. Şimdi Spring dünyasına hakim olanlar hatırlayacaktır. gRPC servis anotasyonuyla servislerimizi iletiyoruz. Ne yapıyordu servis anotasyonu? Bu ne ya? Servis anotasyonu ne yapıyordu? Bu sınıfa ait bir instance'ı uygulamamın application context'ini atıp ihtiyaç duyduğumda benim oradan çağırmamı sağlıyordu. IS controller. gRPC de aynısını yapıyor. Hani dedik ya RPC runtime. Bu sınıfın bir instance'ını RPC runtime'ına atıyor ve ne zaman ihtiyaç duyulursa o değerin metodunu çağırmasına, çalıştırmasına olanak sağlıyor gRPC servis. Burada extend etmemiz gereken bir abstract sınıf var. Onu zaten az önce göstermiştim. Bu abstract sınıf gRPC tarafından generate ediliyor. Bunun içerisinde benim implemente etmek zorunda olduğum get campaign rate by id var. Peki implement etmezsem ne olur? Hiçbir şey olmaz. Sadece içerisinde şöyle bir geliştirme var. Async unimplemented unary call diye. Büyük ihtimalle 500 hatası alırım. Yani bu metot geliştirme, pardon. 503 hatası alırım. Method not available diye. Ama override ederek bunun içerisinde geliştiriyorum. Şimdi client side, server side, bidirectional side nasıl geliştiriliyor? Biraz daha ineyim. Şurada response observer on next var. Bu response observer on next'in içerisine ben business logic'imi yazarsam bu server side ya da bidirectional side streaming oluyor. Ha yok, ben bu business'da iş mantığını gidip bunun on next'ine değil de dışarıda yazıp verimi oluşturup sadece değerini buraya yazarsam bu da unary call olmuş oluyor. Aradaki fark bu. Parametre olarak zaten kendi response döneceğim değeri de almış oluyorum. Campaign response olarak. Burada dikkat edilmesi gereken şey
response on observer on complete demediğiniz sürece, daha doğrusu bu satıra gelmediği sürece karşı tarafa mesaj iletilmiyor. RPC runtime'a ben işimi tamamladım, al bunu gönder demiyor ya da streaming başlamıyor. Şey, streaming sonlanmıyor. O paket hep açık kalmış oluyor. Şey gibi, WebSocket gibi. Hani WebSocket bağlantısı açıyorsun, sonsuza kadar uygulama kapanana kadar bekliyor. Ya da client hadi kardeşim görüşürüz diyene kadar devam ediyor ya. Burada da onun gibi bir durum söz konusu. Tabii gRPC evet hızlı, daha hızlı iletimi üretiyor bilmem ne ama o kanalı da meşgul etmemek gerekiyor. O yüzden on complete'i de unutmamanız gerekiyor. Onu söylemiş olayım. Burası şeydi, işte server tarafıydı. Bu kadar server tanımı. gRPC annotation, gRPC service annotation yaptı. Business logic'imi, iş mantığımı buraya yazıp sadece değeri on next'e paslamış oldum parametre olarak ve de on complete metodunu çağırdım. Bitti. Server tanımı bu kadar. Gelelim client tarafına. Şimdi REST template'lerle ya da Feyn client'lerle çalışmış olanlar var mı? Süper. Hatırlar mısınız şu anda bilmiyorum ama hani REST template için bir konfigürasyon yapıp işte onun hatalarını ayıklamak için ayrı bir konfigürasyon, ayrı bir geliştirme yap. Feyn client'ta da öyle. Ve bir HTTP call çıkıp sonucu HTTP üzerinden bekliyorduk. Burada sadece bir metot çağrımı yapacağız. O da şu. gRPC'nin bana üretmiş olduğu client stub'ı, ki bugün blocking stub'ı kullanacağız. Feature stub'ı falan kullanabiliriz ama bu sefer listener falan eklememiz gerekiyor. İş karışıyor. Belki onu başka bir yayında inşallah yaparız. Blocking stub'ı inject ediyorum. Private file'de. Autowire kullananlar lütfen Autowire kullanmasın. Bunu defalarca söylemiş olayım. Lombok da kullanmayın. Farkındaysanız Kotlin kullandım burada da. Tek yapmam gereken bir manage channel iletmek. Yani campaign, service, gRPC hangi channel'a bağlanacak? Onu nerede yapıyorum? O da burada. Bir konfigürasyon, bir bin tanımı. LocalOS 98-92'ye gideceksin diyorum. 98-92 tanımınızsa server tarafını yapmıştım zaten. Onu göstermeyi unuttum. Diyorum ki gRPC server port 98-92'dir. Ben bunun üzerinden connection'ı kabul ederim. Bu HTTP portu mu? Hayır. Bu gRPC portu. Buradaki konfigürasyonla authentication, SSL, işte secure transportation gibi seçenekleri de konfigüre edebiliyoruz. Burada geldiğimizde yine business modelimi çalıştırıyorum. Yani bir istek geliyordu şeyden, controller'dan. Veri tabanına git, find by name yap. Ha benim kampanyaya da ihtiyacım varmış. O zaman gRPC'ye git, nasıl? Metot çağrısı yap. Request olarak gönderdiğim objeyi de gRPC'de üretmiştim. Buna gidersem. O da string product ID listesi alıyormuş. Bu request'i de oluşturarak direkt campaign response'u geri alabiliyorum. Bunun tanımını da gRPC'de yapmıştım. Yani nedir? Kontratı da ben zaten gRPC'de tanımladığım için hem campaign tarafında hem de product tarafında ortak olarak kullanabiliyorum. Geri kalanı yine iş şeyi, business logic'i aldım, veriyi burada product DTO listeme ekliyorum. Ne olarak? Campaign rates olarak. Ben orayı görebilir miyim bilmiyorum ama çalıştırmak istiyorum bunları. Neredeyim? Hayır gitme. Gel buraya. Yes. Bak çalışıyormuş zaten. Durduralım. Şimdi gRPC olmasa ben iki mikroservisi birbirine bağlamak istesem araya bir Euroco server koymam gerekiyor Spring dünyasında. Diğer yazılım dillerini bilmiyorum. Bu ise Eureka Service ne iş yapıyor? Servislerin register olmasını sağlıyor. Ve mikroservislerin register olması için benim her şeyden önce
o request server'ı çalıştırmam gerekiyor. Ondan sonra yani bir dependency var aslında orada. Yine mikroservis dünyasındaki hiçbir şeyin independent, birbirinden tamamen bağımsız olmadığını orada da görmüş oluyoruz aslında. Bunu diyen yalan söyler. Kampanya servisi çalıştıralım. Ayağa kalkarken 4 tane kampanya veri tabanını ekliyor. Şurada şeyi göreceğiz. Registered gRPC service. Bir de bin tanımı. Tomcat de ayağa kalktı. gRPC server start. Artık ben 98.92'den istekleri alabilirim. gRPC protokolü için. Product servisi de çalıştıralım. Burada da aynısı var. Hani client bu? Değil. Bir gRPC, ya da bir mikroservis hem client hem de server de olabilir. Bir gRPC sunucusu birden fazla gRPC client'ına da hizmet verebilir. Tam tersi de mümkün. O yüzden gRPC, daha doğrusu bu mikroservis ayağa kalkınca bunda da bir gRPC server ayağa kalktı. Portu 9090. Default port. Çünkü vermedim orada. Burada da iki tane product oluşturmuştuk. Şöyle bir API call yaptığımızda karşılığında JSON olarak product'a ait veriler ve kampanya verisi campaign mikroservisinden gRPC aracılığıyla bize iletilmiş oldu. Onu da loglarda görebiliyoruz. gRPC request is received. Cevap olarak da şu satırda gRPC response is sent yapabildik. Ve böylelikle iki servisi 4 adımda birbirine bağlamış olduk. Ayrıca bir servis kullanmadan. Dedikten sonra gelelim. Payler hazır mı? Ben orayı nasıl göreceğim? Hayır. Neredesin? Kaç kişiyiz? Semih? 40? O zaman minimum 20 takım bekliyoruz buraya. Size girmeyi demedim ya. Oğlum kaç tane kitap vereceğim ben size? Şaka yapıyorum. Daha önce Kaot'a giren var mı? Bilen var mı? Süper. Siz de girdiniz. Şöyle olacak. Soru burada çıkacak arkadaşlar. Siz telefondan sadece hangi şık olduğunu cevaplayacaksınız. Sorular orada olacak yani. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Çok değil, 10 tane soru var zaten. Hızlıca bitireceğiz. 20 saniyede bulabilirsen cevabını. Valla 40 kişilik kontenjanımız var. O yüzden pair yaptım herkese. Bir de 2 tane hediyemiz var. Pair'lar, birinci olanı vereceğiz. Fatih de katıldı. Herkes girebildi mi? Otowired kim lan bu? Çok sevilmiş. 26. Tamamız herhalde. Ve başlayalım.
GRPC Pub Quiz. Tabii burada bir soru yok. Ama ben next butonunu görmüyorum. Eğer Murat ve Furkan siz bilemezseniz aynısını yapacağım size. İlk soru. Hangisi mikroservis mimarisine ait bir problem değildir? Increased costs, network congestion, increased topology complexity, increased complexity by dynamic scaling. Burada hız da çok önemli. Ne kadar hızlı cevap verirseniz doğru olursa o kadar çok puan alıyorsunuz. Son 5, 4, 3, 2, 1. Doğru cevap increase complexity by dynamic scaling. Tam tersi decrease, yani complexity dynamic scaling de daha da azalıyordu. Ne yapacağım? Heh. Bakalım en çok puanı Groovy almış. Mami, Lombok, Django ve Ake diye gidiyor. Lombok'u bulacağım. Mikroservis mimarisine eklenen her not nokta nokta neden olur? İletişim problemlerine, artan veri tabanı kullanımına, release süreçlerinin yavaşlamasına, bağımlılıkların artmasına. On. Son beş. Aa, niye olmadı? Ha, herkes bitirdi çünkü. Doğru cevap iletişim problemlerine neden olur. Diğerlerine de neden olmaz çünkü release süreçlerini zaten hızlandırmak için mikroservis yapıyoruz. Artan veri tabanı mikroservisle bağlantısı değil. Bağımlılıklar da artmıyor. Aslında birbirine olan bağımlılık süreçleri azalmış oluyor. Tabii sıfır olmuyor. Django birincilik, Lombok. Lombok kim? True false cevabı, her mikroservise ait bir veri tabanı olmak zorunludur. Doğru mu, yanlış mı? Cevap yanlış olacaktı. Olmak zorunda değil. Ama tavsiye edilen olması yönündedir. Lombok, Murat sana vermeyeceğim. Kitabım var zaten, aynı kitap. Django, sal yani. Groovy, TNB ve GS. Devam ediyoruz. Hangisi geçersiz bir gRPC metot tanımıdır? Bakalım kimler dikkat etmiş. Cevaplar burada, hepsini okuyamayacağım. Hangisi yanlıştır? Son bir cevabı bekliyoruz sanırım. Bakacağız. Doğru cevap. Bu olacaktı çünkü string hello şeklinde yapamayız. Primitive type'ları veremiyoruz. Objeleri verebiliyoruz. Oh be Lombok gitti. Groovy, Django, TNB ve JS ve Hikmet ilk beşteler. Hangisi bir gRPC iletişim yöntemi değildir? Binary, unary, service streaming, client streaming. Yay! Binary mesajı iletiyor. Unary olacaktı. Orada bir kafa karışıklığı olabilir. Groovy birincilikte devam ediyor. Django, TNB, JS ve Hikmet ilk 5'te. Son 4 soru. gRPC hangi yıl yayınlanmıştır? 2015, 2016, 2017, 2018. Doğru cevap 2016 idi. Groovy birinci... Groovy kim? Kim? Harikasınız. Sakın şu arkadaki ikiliye bırakmayın. Django, TNB, Hikmet ve Ömer ilk beşteler. Ömer arkalardan geldi. Protobuf tanımları için hangisi doğrudur?
Tüm nesneleri bir dosyaya yazılması gerekmektedir. Tüm servis ve nesneler aynı dosyada yazılmalıdır. Domain modeller tek bir dosyaya yazılmalıdır. RPC metodunun dönüş değeri tanımı return ile yapılır. Domain modelleri tek bir dosyada yazılmalıdır. Çünkü evet, bütün gRPC tanımını tek bir dosyada yapabilirsiniz. Ama okunabilirliği arttırmak için domain modellerini tek bir yerde tanımlamak gerekiyor. Yeşil nasıl yanlış oluyor? Returns olacak. Return değil. Django birinciliğe geldi. TNB, Grofi, Ömer ve Hikmet. Son 3 soru pardon. Bir Spring Framework gRPC Server sınıfı için hangisi doğrudur? Spring Framework gRPC sunucusu tanımı için. gRPC Services ile tanımlanmalıdır. gRPC tarafından üretilen interface'i implement eder. Return nesnesi tipi proto tanımındaki nesne ile aynı olmak zorundadır. OnCompleted metodu zaten herkes cevapladı. OnCompleted metodu çalıştırana kadar cevap iletilmez. Burada da gRPC Services, service değil. Django birinci, Grofi, TNB, Ake arkalardan geldi, bir de Ömer. İlk beşteler. Kaç çeşit client stub vardır? 2, 3, 4, 5. 10. Üç çeşit var. Future stub, blocking stub, normal stub. Sıralamada değişiklik olmadı. Arkalardan Judas geldi. Devam ediyoruz. Son soru. Hangisi gRPC ile hazırlanmış bir mikroservis mimarisi için doğrudur? Servis arası versiyon problemleri çıkabilir. Servisler arası iletişim hızı 10 kat artar. JSON. Göre değişik verilere daha yüksek performans farkı vardır. Daha az karmaşık mimari olur. Servisler arası iletişim hızı yaklaşık 10 kata kadar artar olacaktı. Bakalım. Kitabı. TNB 3. oldu. TNB kimdi? Harikasın Tuğba. Grofi. Grofi nerede? Süpersiniz gençler. Django. Django nerede? Tek miydin? Birlikte miydiniz? Harikasınız. Şöyle alayım ben sizi. Ama ileri de ilerledik. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Harikasınız. Teşekkür ederiz. Şöyle. Şöyle vereyim sizlere. Teşekkür ederim. Benim onun için bana şu sunumdan sonra versem olur mu? Çünkü son sayfa kaldı. Hatta ekran görüntüsü alabiliyorsak. Tabii ki. Evet, kağıt da böyleydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur.